Arkadaşlar merhaba. 5 Aralık 2020 İzmir programıyla tekrar beraberiz. Evet, çalışmamızı yaptık İzmir'le ilgili. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. İzmir olsun, İstanbul olsun. Yani teklerimiz bazen geliyor, bazen gelmiyor. Stratejimiz daima mevcut. Stratejimizden mutlaka gün gelecek, yerine oturacak ve nasiplenenler olacaktır diye düşünüyoruz. İzmir'de günün ikinci altılı ganyanın ilk ayağı dördüncü koşuyla başlıyor. Şartlı 5 dişi ya 3 yaşlı İngilizler. Toplam 11 tane safkan burada start alacak. İlk atımız 4 numaralı Victorina. Diğer atımız 11 numaralı Winner Dancer arkadaşlar. Bu iki safkan normal küçük kuponlarda yeterli. Tabii geniş kupon yazmak isteyenler 2 numaralı Onur'u, 3 numaralı Santorini Girl, 1 numaralı Firdevs Tay ve 9 numaralı Tanrı Road'u da ekleyebilirler. Alaaddin Kürünlük de bayağı bu aralar durdu. Şablonumuz bu şekilde 4-11 küçük kuponlarda ve geniş kuponlarda 2, 3, 1 ve 9 şeklinde. Evet, tüm koşular İzmir'de kum pistte koşacak. Günün ilk ayağı, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı 1900 metre ile başlıyor. Evet, şimdi beşinci koşuya, altılı ganyanın ikinci ayağına geçelim. Evet arkadaşlar, beşinci koşudayız. Altılı ganyanın ikinci ayağı, ikinci altılının ikinci ayağı, öyle söyleyelim. Toplam 11 tane safkan var burada. Bizim buradaki bu ayaktaki görüşümüz 7 ve 10 kırmızı olan ekürler, yani zaten kırmızıyla yazıyoruz. Banko olarak arkadaşlar, biraz uçan karaca bu yarışı Halil Kaplan'la götürecek durumda. Mehmet Kayalar'ın zaten antrenör ettiği safkanlar hazır durumda. Evet. Arkadaşlar biz kimseden tüyo almıyoruz, onu söyleyeyim size. Bizim kendi ekibimizin çalışması var. Türkiye'deki kanalımızla istişare ediyoruz. Tabii ki profesyonel olan insanlara saygımız sonsuz. Biz herkesle işbirliği yapmıyoruz. Profesyonel olan insanlarla işbirliği yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu iş tahmin işi. Öyle dalga geçilecek veya hafife alınacak bir iş değil. Zaten web sitemiz hazırlanıyor şu anda. Orada da yazılı olarak görüşlerimizi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, 6. koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Evet, İzmir'de 6. koşudayız. Kısa vade 8. 1400 metre normal kum. 8 tane safkan burada start oluyor arkadaşlar. İlk atımız bizim. 5 numara Alp Dağı. Normal şartlar altında Gökhan Gökçe gerçekten çok formda. Normal şartlar altında 5 numaranın gelmesi lazım. Tabii kısa vade 8 koşularda yani favorilerin bilmiyorum ne derece her zaman geliyor. 4 numara Akarcahan Barış Kurdu'yla ve 7 numara Victory Ritim Özcan Yıldırım'la. Bu 3 tane safkan burası için yeterli. 5, 4 ve 7 şeklinde. Evet. 6. koşuyu da bu şekilde geçtikten sonra şimdi 7. koşuya gelelim. Altılı Ganyan'ın 4. ayağına. 7. koşudayız. Altılı Gaya'nın 4. ayağı Cennet Harası koşusu. Kısa vade 7. Dişi safkanlar burada. 7 tane. 2 yaşlı hepsi arkadaşlar. Hepsi dişi ve 2 yaşlı. Buradaki 7 tane safkan içerisinde tabii ki birçok kişi tek atmak isteyecektir. Doğal olarak yani. Burada gerçekten tek niteliğinde Mustafa Çiçek de çok durdu bu aralar. Getireceği atları getiremiyor. Birebir takip ediyoruz arkadaşlar Türkiye'yi. Mustafa Çiçek Black Phantom mu getirir mi? Normal şartlar altında getirmesi lazım. Hatta tek hüviyetinde dahi olacak ama orada 3 numara Erden Grey, Mertcan Çelik'le ve 2 numaralı Derin Doğa. Bu Mertcan Çelik'le Sinan Özen'de İzmir'de çok iyi yarışları var bunların. Şu an binmiş oldukları safkanlar da gayet iyi safkanlar. Bu 3 tane safkan buraya da yeterli. Ama dediğim gibi bir gerçekten Mustafa Çiçek'le
tek hüviyetinde burada. Böyle bir durum var. Bu arada tabii Gökhan Gökçe çok formlu arkadaşlar. Dikkat diyorum yani Gökhan Gökçe. Handikap puanı biraz düşük ama burada muhtemelen bir alacaktır. Evet, 7. koşudan 8. koşuya geçelim. Altılı Ganya'nın 5. ayağını. Son iki ayak gerçekten çok zor arkadaşlar. Evet, altılıyı para yapacak son iki ayaktayız arkadaşlar. Parayı bu iki son ayak yapacak, onu söyleyeyim size. Her türlü şekilde 15, 20, 25, 30, 40 ganyanlar hazır olun burada. Şimdi Maiden tabii mücadelesi var burada 20 saat 8'de. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte. Bakalım nasıl bizi bir sonuç bekleyecek burada. İlk atımız 9 numaralı Fairlike Gökhan Gökçe ile. İkinci atımız 12 numaralı Silent Train. Üçüncü atımız 1 numaralı Adahan. Bu 3 tane safkan arkadaşlar. 9, 12 ve 1'i ayrı bir grup tutuyoruz. Akabinde 11 numara Queen Akarca. 5 numaralı Grav Gorov. 10 numaralı Lady Shining ve 12 numaralı Silent Train arkadaşlar. Gerçi onu vermiştik. Yanlışlık olmasın. Evet, iki kere yazılmış bu. 12 arkadaşlar 9 12 1 tekrar bakalım burada. Evet, 9 12 1 bir grup, 11 5 ve 11 grup arkadaşlar. Evet. Şimdi 9. koşuya geçiyoruz. Bu 12'nin de iki kere yazılması çok enteresan. Biz böyle iki kere yazdığımız atlar genelde geliyor. Yanlışlıkla yazdığımız atlar. Evet, 9. koşuya geçelim. Altılı Ganya'nın son ayağı, o daha da karışık o ayak. Evet, İzmir'de son koşudayız. Gece 8.30. Saat 8.30'da başlayıp 9 gibi bitmiş oluyor her şey. Evet, 16 tane safkan burada mücadele ediyor arkadaşlar. Şartlı 19. Bu özel bir biliyorsunuz şartlı koşu. Özel bir safkanların koşusu. 1900 metre kuma çıkacaklar arkadaşlar. 4 tane at veriyoruz şimdi. Bir de 4 tane daha vereceğiz. 2 numara Trojan Fly. 6 numara Full Hardy. 1 numara Atlas Han ve 7 numara Janımsın'ı biz bir ayrı tutuyoruz. 8 numara Oğuz Alp, 13 numara Labrador, 14 numara Speed Engine ve 5 numara Ceteris Paribus arkadaşlar diye dikkat diyoruz biraz. Bu Ceteris Paribus'a dikkat. Normalde bu sıfır falan hiç de anlamı olmayan bir sıfır bu. Aslında onun bulunması gereken yer buralar arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki görüntümüzü de verelim. 2, 6, 1, 7 bir grup. 8, 13, 14 ve 5 bir grup. Arkadaşlar eğer bu hepsini oynarsanız geniş kupon olarak yaklaşık 200 lira tutuyor. 200 lira civarı bir kupon tutuyor. Eğer sadece çizgilerin üstüne oynarsanız küçük kuponda 15 lira civarında bir kupon tutuyor. Şimdilik İzmir için görüşlerimizde burada noktalandırıyoruz arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek için Allah'a emanet olun. Bol şans.